ले राहें मस्जिद की पर सजदे कैसे रुकेगा। İslam coğrafyasının kanayan yaralarından biri olan Keşmir sorunu Ankara'da ele alındı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Esam ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Keşmir Dayanışma Günü programına katılım oldukça yüksekti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Esam Başkanı Recai Kutan yaptı. İngiltere ve dostları Hindistan'a sözüm ona bağımsızlık vererek ayrılırken o bölgeye de çatışma ve huzursuzluk tohumlarını ektiler. Ve Hindistan-Pakistan arasında Keşmir ihtilafını doğurdular. Keşmir konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne her defasında Hindistan'ın taşıdığını, ancak galip gelenin Pakistan olduğunun altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, bu başarının sebebinin Pakistan'ın Keşmir davasındaki haklılığı ve Keşmir halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olmasından kaynaklandığını ifade etti. Keşmir konusunun müzakere edilmeden kuvvet tehdidinde bulunarak unutturulacak bir konu olmadığını da ifade eden Yıldız, Keşmir'in geleceğine bölgede halk oylaması yapılarak karar verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye bu konuda hakikaten haklının ve doğrunun yanındadır. Zaten Birleşmiş Milletler'de de bu belgelenmiştir.